Sağlık dönüştü. Artık hekime eskisinden çok daha sık başvuruyoruz. 2002 yılında her yurttaşımız yılda ortalama 3 kez hekime giderken bugün 8 kez gidiyor. Daha çok tetkik yaptırıyoruz. 2008 yılı boyunca Türkiye'de 5 milyon kez bilgisayarlı tomografi çekildi. 2010 yılında bu rakam 7,5 milyon, 2012'de ise 10 milyon adede ulaştı. Artık daha çok ilaç tüketip daha çok ameliyat oluyoruz. 2002 yılında bir yıl boyunca 750 milyon kutu ilaç tüketmişken, bugün tükettiğimiz ilaç miktarı yılda 1 milyar 900 milyon kutuya ulaştı. SSK hastanesi devri kapandı. Hastanelerdeki kuyrukların, kalabalıkların yerini numaratörler aldı. İşte bakın, mesela kalp damar cerrahisi polikliniğinde 99. sıradasınız. Ya da ortopedi polikliniğinde doktor sizden önce 182 hastaya bakmış. Önceki sağlık bakanı akıl vermiş. Pantolon alır gibi doktor doktor dolaşın demişti. Doktora çok gidilmesi, daha çok tetkik yapılması gerekliydi. Böylece numaratördeki rakamlar büyüdü, büyüdü. Her hastaya ayrılabilen sürede giderek kısaldı. Bugün küçük büyük her hastanede sıradan günlerde hekimler hastalarına 5 dakika civarında vakit ayırabiliyorlar. Bu durumda cebinde biraz parası olan özel merkezlere gidiyor doğal olarak. 2002'den bugüne kamu hastanelerine başvuru sayısı 2,5 katına, üniversite hastanelerine 3 katına çıkarken özel merkezlere başvuru sayısı tam 13 katına çıktı. Özelde SGK'lılardan alınabilecek fark ücreti ise önce %30'du, bu fark daha sonra %70, sonra %90 ve nihayet bugün tam %200 oldu. Kamu hastanelerinde muayene de paralı artık. Katkı, katılım, reçete, istisnai, oda, malzeme derken tam 10 kalemde para ödeniyor devlete bu muayeneler için. Devlet kendi yurttaşına parayla sağlık hizmeti sunuyor. Yoksulluğun, gelir adaletsizliğinin hüküm sürdüğü, çocuk cenazelerinin çuvallarla taşındığı Türkiye'mizde bir çocuğun bir aylık süt parasını katkı, katılım, reçete diye alıveriyorlar anasının çantasından, babasının cebinden. Türk Tabipler Birliği olarak biz diyoruz ki, çocuklara masal anlatır gibi eskiden istediğiniz hastaneye gidemiyordunuz. Sağlık hizmeti çok gelişti laflarını tekrarlamaktan vazgeçin. Tam 13 yıldır iktidardasınız. Türkiye'nin bugünkü gerçeği şudur. Muayene odasında 5 dakika, faturası eczanede ya da bordroda. Biz diyoruz ki, ihtiyaç duyan herkesin eşit, nitelikli sağlık hizmetine ücretsiz ulaşabilmesi gerekir. AKP iktidarından talebimizdir. Katkı, katılım paylarını kaldırın. Hastaneye gelecek dolmuş parasını dahi zor denkleştiren yoksul yurttaşımızı ölüme mahkum etmeyin. Randevu verilen hasta sayısını sınırlayın. Sınırlayın ki bakılan her hastaya yeterli zaman ayırabilelim. Bir hekim günde 100 hasta bakamaz. Böyle sağlık hizmeti olmaz. 13 Mart Cuma günü sadece acil hastalara bakıyoruz.